sabahleyin komşular dedi iki el silah sesi geldi. Sevgi o zaman vurulmuş. Pazartesi çocuk vuruluyor. Kimse bizi bir şey demiyor. Ne haber, ne ses, ne seda, kimse de yok. Pazartesi cenaze içeride kalıyor. Öbür günü salı günü, yani bir gün cenaze kalıyor o haliyle. Ne aram var ne sonra salı günü. Ertesi günü salı günü saat 9-10 sıralarında Ramazan kendisi beni aradı. Dedim Ramazan hayır dedi. Amca ben geldim kapıyı açtım. İşte bu noktaya dikkat edelim. Ramazan kendisi telefonda konuşmalar belli. Amca ben geldim kapıyı açtım. Baktım Sevgi kendini öldürmüş. Bana bu şekilde diyor. Biz gittik karşıya. Karşıya gidene kadar baktım savcı orada. İnceleme ekibi orada. Ramazan bana bunu deyince Ramazan kendisi de orada. Ramazan şu anda diyor ki silah bana ait değildir. Silahlarla bir alakam yok. Böyle bir niyeti olsa 20 yıldır hep dışarıda. Madem ki sen bunu yapacaksan böyle bir intihar düşüncesi var. 20 yıl önce niye yapmadı? 15 yıl önce niye? Trabzon'da niye yapmadı? Ankara'da niye yapmadı? Ağrı'da okurken niye yapmadı? Doğru mu canım? Hep böyle dersleriyle, kalemiyle uğraşıyordu. Benim kızım şu anda bir silah gösterse var ya 10 metre senden uzak durur. Öyle bir silah zevki şeyi yoktu. Ramazan da diyor benim silahla bir alakam yok. Size soruyorum. Mesela onun alakası yok. Ben diyor bu kalemle uğraşıyor. O da diyor ben silahla alakam yok. Peki bu silah nerede geldi buraya? Bu silahı kim getirmiş o eve? Bunun altyapını kim hazırlamış? Ramazan orada çelişkili konuşuyor. Bile bile çelişkili konuşuyor. Neyi çelişkilidir? Göz göre göre kendisi beni arıyor. Diyor ki amca ben gittim. Kapıyı açtım. İçeri girdim. Sevgi kendini öldürmüş. Eğer bir insan bunu diyorsa bana kendisi de 112 arayınca 112 ile en yakın karakol polisler geliyor oraya, hep oraya geliyor. Bunlar diyor ki Ramazan, Ramazan şimdi onlar soruyorlar. İşte bu noktaya dikkat edin. Bana diyor ki ben kapıyı açtım, içeri girdim. Sevgi kendini öldürmüş. Demek ki bu adam rahatlıkla hem içeri giriyor hem çıkıyor. Anahtar o zaman var. Doğru mu? Polisler ekibi çağırırken, 112'yi çağırırken şimdi bunlar geliyor diyor biz kapıyı açacağız. Ramazan uyanıklığına bakın. Burada hem çelişkili konuşuyor benimle. Bir de burada ekibe diyor ki valla benim eşim içeride intihar ederken anahtar iç tarafta kapının üzerinde kapı açılmıyor. Ben kendi düşüncem olarak diyorum. Biz hani çilingi gelir evi güveni anahtarın güveni çıkartırken biz orada baktık. Çocuk şu anda poşetin içinde böyle zebze olarak mandalina, elma falan getirmişti. İşte gelirken getirmişti. Bir tane ekmeği de poşette orada asılı. Yani ortalık böyle darmadağınık gibi görünüyordu. Biz kapıyı açıp içeri girmedik. Sadece o çilingi anahtar güveyi çıkarırken ben orada baktım. Ortalık belli ki darmadağınık. Şu anda ben soruyorum sizce bir insan kendini intihar ederken bir mermi yeterli değil mi? Yeterli değil mi? Bir intihar eden bir insan kendine bir mermi sıkıyorsa ikinci mermiye ne gerek vardır? Bu ikinci mermi sesi nerede geliyor? Komşular diyor, şahitlerimiz var, deliller var, kanatlar var. Ben diyorum ki kızım orada ölmedi. Tekrarlıyorum, kızım orada öldürüldü. Yani gerçekten bu çocuğa gözaltına alan savcı ise, hakim ise, her kimse bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bu Ramazan'ı bir ay ve iki ay misafir edecek veya bir cezaevi köşesinde bir boş oda yok mu bunu alsınlar gözaltına. En az bu aileye karşı biraz sabırlı olsunlar, saygı göstersinler. Yani sonuç aldı topu, sonucu çıkınca bir hatası yoksa tekrar sallasınlar dışarıyı. Biz o şekilde bir şey demiyoruz ama daha adli tüpün sonuçları çıkmadan sen bunu 4 gün zaten karakolda 4 gün gözaltı süresi var. Bu yaklaşık bir hafta kalmadı içeride. Bir hafta sonra baktı katil dışarıda şu anda eli kolu dışarıda geziyor.